Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere ev ekonomisine ciddi katkı sağlayacağına inandığım bir bitkiden bahsedeceğim. Evde maydanoz nasıl yetiştirilir? En kolay nasıl yetiştirebiliriz ve ne zaman ekebiliriz? Bununla ilgili kendi bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi evimizde, mutfağımızda en fazla tüketilen yeşilliklerden birisi de maydanoz. Adım adım tek tek anlatmayı düşünüyordum ama önceden bu şekilde saksımızı hazırladım. Sizler de evinizde, balkonunuzda maydanoz yetiştirmek isterseniz öncelikli olarak yetiştirecek olduğunuz saksının büyüklüğünü ayarlamanız, planlamanız gerekiyor. Bu şekilde ben dikdörtgen bir saksı da yetiştireceğim bu sene. Geçtiğimiz yıl bu şekilde daha büyük, derin bir saksı da yetiştirmiştim. Ancak bu sene bu şekilde dikdörtgen, daha yayvan bir saksı da yetiştirmeyi düşünüyorum. Maydanozlar çok yıllık, yani ikinci yılda tohuma kalkan bir bitki. Dolayısıyla her yıl ekilmesi gerekiyor. İkinci yıla kalan bitkilerde artık tohum vermeye başlıyor. Tohum verme yüksekliği de yerden yaklaşık 60 veya 30, 40, 50, 60 santim veya bazen 1 metreye kadar boylanabiliyorlar ve üzerinde şemsiye şeklinde beyaz çiçekleri oluşuyor. Şimdi balkonumuzda maydanoz yetiştirmek için ihtiyacımız olan şey bir yetiştirme kabı, ikincisi toprak, torf ve elenmiş hayvan gübresi varsa, yani yoksa güzel bir bahçe toprağı, iyice kapartılmış bir toprağa üzerine biraz torf ilave ederek bunu ekebilirsiniz. Torf diyorum çünkü torf bizlere maydanozlarımızın dibini serin tutacağı için, nemli tutacağından dolayı dolayısıyla sürekli yeşil kalacak. Maydanoz ekim zamanı ise bulunduğunuz yere göre ilkbahar son donlarından önce de olabilir, ilkbahar son donlarından sonra da olabilir. Ege ve Akdeniz için ise bu Ocak-Şubat aylarında ekebilirsiniz ama en ideali Mart başı, yani şu anda bulunduğumuz dönemde maydanozları ekebilirsiniz. Fakat yazın, özellikle Mayıs'tan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında direkt güneş ışığı almayan bir yerde bakmanızda fayda var. Çünkü aşırı güneşten dolayı boyları kısalıyor, cüceleşebiliyorlar ve aşırı sıcaktan dolayı sararabiliyorlar. Onun için yarı gölge bir ortamda olursa veya evinizin kuzey tarafına, kuzey balkonuna veya penceresine koyabilirseniz orada daha güzel gelişirler. Kuzey balkon penceresi kenarlarına koyarken yalnız dikkat edin. Eğer kenarıya koyarsanız aşağıya düşüp diğer insanları yaralama riski var saksılarınızın. Onun için düşmeyecek şekilde, sağlam bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Gerekirse bağlayın. Eğer terasta ise herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu şekilde saksılarımız demiştik. Eğer derin saksılarda olursa daha iyi kök yapar. Fakat derin saksıların böyle tabanında delikler olması gerekiyor. Bakın bazen bu delikler açılmamış oluyor. Eğer plastik saksı kullanacaksanız bu deliklerin açık olmasına dikkat edelim. Toprağımızı, torfumuzu saksımıza yerleştirdik. Ben bu şekilde kanallar açtım. Şöyle kanala ekim yapacağım. Burada 3 tane kanalımız var. Bu 3 tane kanala ekeceğim. Daha sonra yine üzerine torf ilave edeceğim. Şurada da diğer kanalımız böyle bu şekilde açık. Bunların üzerine torf ilave edeceğim ve bunları ben nemlendirdim. Daha sonra yine nemlendireceğim. Ve üzerine ince bir naylonla kapatacağım. Eğer ticari yetiştiricilik yapmak isterseniz zaten bunun nasıl yetiştirileceğini tohum aldığınız yerde veya çevrenizde bu işi yapanları ziyaret ederek de öğrenebilirsiniz. Ancak isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Sera ortamında bunu yetiştirmek isterseniz yılda ortalama 5 kesim falan yapılabiliyor. 5 kesim yapıldığında her bir dekardan da yaklaşık 10 bin bağ elde ediliyor. Yani 50 bin bağ maydanoz kesme imkanınız var bir seradan normal şartlarda. Tabii bunu şimdi fiyat analizi açısından
ekonomik olup olmadığına baktığımızda Antalya, İzmir gibi yerlerde toptan fiyatının 3 liradan bugün için 3 liradan geçtiğini, İstanbul'da en düşük rakamın 6 lira olduğunu düşünürsek insanların toplu yaşadığı yerlere yakın yerlerde yetiştirmek daha avantajlı. İstanbul'da en düşük rakam toptanda 6 lirayken büyük zincir marketlerinin bir tanesinde dün fiyatlarına baktım 19,75. Sizler de bu son tüketici fiyatlarından istifade etmek istiyorsanız yeşillikleri bu tip insanların yoğun olarak yaşadığı yerlere yakın yerlerde yetiştirirseniz karlılık oranınızı arttırmış olursunuz. Evet, şimdi geçelim maydanozlarımızın ekimine. Bu şekilde kanallarımızı hazırladım ben daha önceden. Toprağımızı da karıştırdım. Şimdi bunların içerisine bir öbek öbek, yani böyle bir miktar tohum buraya, bir tutam tohum buraya, bir tutam tohum buraya. Şöyle şunu tersiyle yapalım. Bir, iki, biraz derin oldu ama yukarı atacağım. Ben onun içine biraz daha torf koyarım. Dört, beş tane göz oldu. Diğer tarafa sıraya ekim yapacağım. Farklı olması için seri şekilde diğerine de yine aynı şekilde öbek öbek 1 2 3 4 5. Bu öbeklere ticari yetiştiricilikte tohum miktarı biraz fazla bırakılıyor ki kesildiği zaman hemen bir demet bağlanabilsin. Sera ortamında yetiştiriliyor zaten. İkinci yılda tekrar ekmek gerekiyor çünkü yapraklar sertleşmeye başlıyor, sapa kalkıyor. Onun için çok bekletilmez. İlk çıktığında maydanoz yaprakları cılız olur. Birinci kesimler zayıf olur. Daha sonraki kesimler daha düzgün olur. Şimdi tohum ekimine geçiyorum. Tohumları bu şekilde. Buradan şimdi azar azar tohum alacağım ve bunları götürüp o açmış olduğum çukurlara azar azar atacağım. Sizler de maydanoz tohumlarını ilaç bayilerinden veya tohum satan yerlerden veya çarşı pazarda tohum maydanoz tohumu satanlar olur. Onlardan alabilirsiniz. Aldığınız tohumları balkonunuzda yetiştirebilirsiniz. Oldukça ekonomik ve yetiştirilmesi kolay bir bitki. Şimdi tohumları buradan alıyorum. Tohumları şöyle parmağımın ucuyla alıyorum. Bakın bir alışta ne kadar çıkıyor. 2, 4, 6, 8, 10 tane bir tohum alabiliyoruz. Şöyle aldık. Götürüyoruz. Ve bu çukurun hemen yanına atıyorum. Çünkü çukur derin olmuştu. Sadece sizlere göstermek için onu o şekilde yaptım. Çukurun içine değil, yanına atıyorum. Üzerine de torf attığımda zaten bunlar, evet, öbek öbek tohumlarımızı atıyoruz. Diğerinde sıraya ekim yapacağız demiştik. Şöyle. Sıraya ekiyoruz. Bir yandan kağıt üzerine koydum. Hafif de havada rüzgar var. Tohumlar uçuşmasın diye onlara da bakıyorum. Şöyle şuraya atıyoruz. Şimdi tohumlarımızı attık. Bakın böyle öbek öbek tohumlarımızı attık. Burada sıraya ekim yaptık düzgünce. Diğer tarafta yine açmış olduğumuz çukurların yanına, çukurların içerisine atmadım çünkü bu tohumlarımız küçük olduğu için kendi kalınlıklarının 3-5 misli üzerine torf atacağız. Daha fazla eğer çukur atarsak zaten çukurlar toprağımız çok kaba olduğu için 2 santim kadar aşağıya düştü. Herhangi bir üzerine örttüğümüzde derine kalacaktı. Torf arttığımızda bir de.
Şu anda sadece bu şekilde bulundukları yerde torf atacağım. O yan taraftaki çukurluklarda onlara nem sağlamış olacak. Böylece maydanozumuzu yetiştirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde maydanozumuzun gelişimiyle ilgili videoyu yine sizlerle paylaşacağım. Evet, her nerede hangi şartlarda yaşıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İsterseniz şöyle üzerine bir miktar torf da atayım. Torf nasıl atıyoruz onu da paylaşmış olalım. Şu şekilde elimizle yavaş yavaş ve inceden sulayacağız. Üzerine de naylonla örteceğiz ki herhangi bir hayvan zararı olmasın. Ve iklim şu anda tam, havalar ısınmadığı için hem de böylece toprağımızın daha çabuk ısınmasını da temin etmiş olacağız. Hafif sulayıp üzerine şeffaf bir naylonla kapatacağım. Ve böylece gelişimini daha sonra yine sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu şekilde saksınızda, balkonunuzda, terasınızda, evinizin ihtiyacı olacak kadar maydanoz yetiştirebilirsiniz. Eğer ticari yetiştiricilik yapmak isterseniz büyük şehirlere yakın yerlerde yetiştirmenizi öneririm. Evet, şimdi sadece sulama işlemi kaldı. Onu da toprağımızı değiştirmeden sulayacağız. Gördüğünüz gibi kanallarımız yerleri belli. Sulama işlemini de şu şekilde toprağı değiştirmeden fıskiyeli suyla yapmakta fayda var ama yani benim fıskiye şu anda onunla uğraşacak durumda değilim. Yani tekrar takmam gerekiyor. Çıkarttım başlığı. Bu şekilde hortumun ucunu açtım yavaş yavaş. Suluyorum. Torf olduğu için zaten suyu tutacaktır. Endişe edilecek bir durum yok. Tohumlarımız 2 ayda falan kesime geliyor. Yaklaşık 1 ay sonra ilk yaprakları toplayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman ihtiyacınız kadar toplayabilirsiniz. Ticari bir yetiştiricilik olmadığı için sürekli kesim yapacak değilsiniz. Sürekli kesim yapmak için de ortalama 2 ay hesap ediliyor. Tabi bu hava şartlarına göre bu süre biraz 5-10 gün uzayıp 5-10 gün kısalabilir. Evet kıymetli izleyicilerim, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.